Zerdüşt'ün Söylevleri 3 Dönüşüm Üzerine. Tin'in 3 dönüşümünü anlatacağım size. Tin'in deveye, devenin aslana ve son olarak da aslanın çocuğa dönüşmesini. Güçlü, dayanıklı, içinde derin bir saygı barındıran Tin'in pek çok ağır yükü vardır. Ağrı ve en ağrı ister onun gücü. Nedir ağır olan ey kahramanlar diye sorar dayanıklı Tin. Alayım sırtıma da kıvanayım gücümle. Kibrini kırmak için alçalmak değil midir? Kendi bilgeliğiyle alay etmek için kendi budalalığını açığa vurmak değil midir? Yoksa zaferini kutladığı sırada davamızdan ayrılmak mıdır? Ya da sınayanı sınamak için yüksek dağlara tırmanmak mı? Yoksa bilginin meyveleri ve otlarıyla beslenmek ve hakikat uğruna gönlünü aç bırakmak mı? Yoksa hasta olmak ve teselliye gelenleri evlerine gönderip ne istediğini asla duymayan sağırları dost edinmek midir? Yoksa hakikat sudur diye kirli sulara girmek ve soğuk su kurbağalarını ve sıcak kara kurbağalarını hakir görmemek mi? Yoksa bizi aşağılayanları sevmek ve hortlağa tam da bizi korkutacağı sırada elini uzatmak mı? Tüm bu en ağır şeyleri alır sırtına dayanıklı Tin. Tıpkı çölde koşturan yüklü bir deve gibi koşturur kendi çölünde. Ne ki en ıssız çölde gerçekleşir ikinci dönüşüm. Aslan kesilir burada Tin. Özgürlüğü geçirmek ister eline ve efendi olmak ister kendi çölünde. Son efendisini arar burada. Düşman olmak ister ona ve son tanrısına. Büyük ejderhayla dövüşmek ister zafer kazanmak için. Hangisidir büyük ejderha? Tin'in artık efendi ve tanrı diye adlandırmak istemediği. Yapmalısın der büyük ejderha. Oysa istiyorum der aslanın Tin'i. Yapmalısın çıkar yoluna, altın gibi ışıldayarak. Pullu bir hayvandır o ve yapmalısın parıldar altın gibi her pulunun üzerinde. Bin yıllık değerler parıldar bu pullarda ve şöyle söyler tüm ejderhaların en güçlüsü. Şeylerin tüm değeri parıldıyor üstümde. Tüm değerler zaten yaratılmıştır ve yaratılmış tüm değerler. İşte bu benim. Gerçekten artık hiçbir istiyorum olmamalı. Böyle söyler ejderha. Kardeşlerim, Tin'de aslana ne gerek var? Yetmez mi fedakar ve saygılı, dayanıklı bir hayvan? Yeni değerler yaratmak. Aslanın da gücü yetmez henüz buna. Ama yeni bir yaratım için özgürlük yaratmak. Buna yeter aslanın gücü. Kendine özgürlük yaratmak. Ödevini bile kutlu bir hayırla yanıtlamak. İşte kardeşlerim, bunun için gerek var aslana. Yeni değerler yaratma hakkını ele geçirmek. Dayanıklı ve saygılı bir Tin için en korkunç adım budur. Gerçekten bir yağmacılıktır ve yırtıcı bir hayvanın işidir bu onun gözünde. En kutsal şeyi olarak bir zamanlar yapmalısını seviyordu. Şimdi çılgınlığı ve keyfiliği de en kutsal olanda bulması gerekecektir ki özgürlüğü yağmalayabilsin sevgisinden. Bu yağma için gerek vardır aslana. Ama söyleyin kardeşlerim, aslanın gücünün yetmediği ama çocuğun yapabileceği ne var ki? Neden yırtıcı aslanın bir de çocuk olması gerekiyor ki? Masumiyettir çocuk ve unutuş. Yeni bir başlangıç, bir oyun, kendi kendine dönen bir çarktır. Bir ilk hareket, kutlu bir evet deyiştir. Evet, kutlu bir evet deyiş gerekir yaratma oyununa kardeşlerim. Şimdi kendi istemini ister ruh. Kendi dünyasını kazanır, dünyayı kaybeden. Üç dönüşümünü saydım size Tin'in. Tin'in nasıl deve olduğunu, devenin nasıl aslan ve sonunda aslanın nasıl çocuk olduğunu anlattım size. Böyle buyurdu Zerdüşt ve o sıralar dolaştığı şehrin adı Alaca İnek'ti. Erdem'in Kürsüleri Üzerine.
uyku ve erdem hakkında güzel konuşmalar yapan bir bilgeyi övdüler Zerdüşt'e. Çok saygı duyuluyormuş kendisine ve gereken iltifatı da görüyormuş. Tüm delikanlılar da kürsüsünün önünde oturuyorlarmış. Zerdüşt gitti ve delikanlılarla birlikte oturdu bilgenin kürsüsünün önüne. Şöyle söyledi bilge. Saygılı ve utangaç olun uyku karşısında. Birincisi bu. Ve uykusu bozuk olan ve gece uyanık kalan her kim varsa kaçın ondan. Hırsız bile utangaç davranır uykuya karşı. Hep usulca çalar gecenin içinde. Ama utanmaz gece bekçisi. Edepsizce çalar düdüğünü. Kolay zanaat değildir uyumak. Bunun için gün boyunca uyanık kalmak gerekir. Günde 10 kez yenmelisin kendini. Bu iyi bir yorgunluk verir ve ruhuna afyon gibi gelir. Günde 10 kez yeniden barışmalısın kendinle. Çünkü kendini yenmek burukluk yaratır ve kötü uyur barışık olmayan. 10 hakikat bulmalısın günde. Yoksa gece de ararsın hakikati ve aç kalır ruhun. Günde 10 kez gülmelisin ve neşeli olmalısın. Yoksa gece rahatsız eder seni miden, o dert küpü. Çok az kimse bilir bunu ama iyi uyumak için bütün erdemlere sahip olmalı. Yalancı şahit mi olacağım, zina mı işleyeceğim, komşunun hizmetçisiyle nefsimi mi körelteceğim? Tüm bunlar uyuşmaz iyi bir uykuyla. Ve insan tüm erdemlere sahip olsa bile bir şeyi çok iyi bilmeli. Erdemleri bile zamanı gelince uykuya göndermeli. Girmesinler diye birbirlerine bu nazik hanımcıklar. Üstelik senin yüzünden ey biçare insan. Barış Tanrı'yla ve komşunla. Bunu gerektirir iyi uyku. Barış komşunun şeytanıyla da. Yoksa geceliğin dolaşır senin odanda. Saygı duy otoriteye ve itaat et. Hatta kör topal bir otoriteye bile. Bunu gerektirir iyi uyku. Ne gelir ki elimden? İktidar topal bacaklarla gezinmekten hoşlanıyorsa. Her zaman en iyi çobandır benim gözümde. Uykusunu en yeşil çayırlarda gezdiren. İyi gelir bu uykuya. Ne büyük ummanlar isterim, ne de büyük hazineler. Dalağa zarar verir bunlar. Ama kötü uyur bir namı ve küçük bir hazinesi olmayan. Küçük bir topluluğu yeğlerim kötü bir topluluğa. Ama bilmeliler gelip gitmesini doğru zamanda. Böylesi yararlıdır iyi uykuya. Tin yoksulları da çok hoşuma gider. Uyku getirirler, mutlu olurlar. Özellikle de kendilerine hep hak verildiğinde. Böyle geçer günü erdemli kişinin. Gece geldiğinde ise sakınırım uykuyu çağırmaktan. Çağrılmak istemez uyku, o erdemler efendisi. Aksine gün boyunca yaptıklarımı ve düşündüklerimi aklımdan geçiririm. Geviş getirircesine sorarım kendime bir inek gibi sabırla. Bugün nasıl yendin 10 kez kendini? Neydi yüreğine iyi gelen 10 barışman, 10 hakikatin ve 10 kahkahan? Böyle 40 düşünceyi tartıp biçerken ansızın çöker üstüme uyku. O çağrılmayan, o erdemlerin efendisi. Uyku tıklatır gözümü, ağırlaşır gözüm. Uyku dokunur ağzıma, aralık kalır ağzım. Gerçekten usulca yaklaşır yanıma hırsızların en sevimlisi ve çalar düşüncelerimi. Afallayıp kalırım oracıkta, bu kürsü gibi. Ama uzun sürede durmam zaten. Bakarım ki yatmışım. Zerdüşt, bilgenin bu sözlerini duyunca güldü içinden. Çünkü bir ışık doğmuştu içine ve şöyle söyledi yüreğine. Bir deli bu 40 düşünceli bilge. Ama sanırım pek iyi anlıyor uykudan. Mutludur bu bilgenin yakınında olan. Bulaşıcıdır böyle bir uyku. Geçer en kalın duvardan bile. Bir büyü var kürsüsünde bile. Boşuna değil delikanlıların bu erdem vaizinin önünde oturmaları. Onun bilgeliği şu, iyi uyumak için uyanık olmak. Yaşamın bir anlamı olmasaydı da anlamsızlığı seçmek zorunda kalsaydım eğer, anlamsızlıkların arasında en iyi seçenek bu olurdu doğrusu. İnsanlar bir zamanlar erdem öğretmenleri ararken aslında aradıkları neydi? Şimdi anlıyorum açıkça. İyi bir uyku.
ve üstüne afyonlu erdemlermiş aradıkları. Tüm bu övülen kürsü bilgelerinin gözünde bilgelik, düş görülmeyen bir uykuydu. Yaşamın daha iyi bir anlamını bilmiyorlardı. Bugün bile var bu erdem vaizi gibi olanlar. Hepsi de dürüst değiller böyle. Ama onların zamanı geçti ve uzun süredir ayakta değiller. Çoktan yattılar bile. Mutludur bu uykulular. Çünkü birazdan uykuya dalacaklar. Böyle buyurdu Zerdüşt. Öte Dünyacılar Üzerine. Bir zamanlar Zerdüşt de insan ötesinin hayaline kapılmıştı. Tüm öte dünyacılar gibi. O zaman dünya acı çeken ve işkence gören bir tanrının eseriymiş gibi görünüyordu bana. Bir düş gibi, tanrının elinden çıkma bir şiir gibi görünüyordu o zaman dünya bana. Huzursuz bir tanrının gözleri önünde tüten renkli buhur gibi. İyi ve kötü, haz ve acı, ben ve sen. Renkli buhur gibi görünüyordu bana yaratıcı gözlerin önündeki. Kendisini görmek istemiyordu yaratan, bunun üzerine dünyayı yarattı. Kendi acılarını görmemek ve kendinden geçmek mest edici bir haz gibidir acı çekene. Mest edici bir haz ve kendini kaybetmek gibi görünüyordu bir zamanlar dünya bana. Bu dünya ezelden beri eksik. Bengi bir çelişkinin sureti ve kusurlu bir sureti. Kusurlu yaratıcısı için mest edici bir haz. Böyle görünüyordu bir zamanlar dünya bana. İşte bir zamanlar ben de ötesinin hayaline kapılmıştım. Tüm öte dünyacılar gibi. İnsanların ötesine mi gerçekten? Ah kardeşlerim, yarattığım bu tanrı insanların eseri ve cinnetiydi. Tüm tanrılar gibi. İnsan da o, sadece zavallı bir insan parçası ve ben. Kendi külümden ve közümden geldi bana bu hayalet sahiden de. Öteki dünyadan gelmedi o bana. Ne mi oldu kardeşlerim? Kendimi yendim. Acı çekeni. Kendi külümü taşıdım dağlara. Daha parlak bir alev buldum kendime. Bakın hele, o zaman kaçtı hayalet benden. Böyle hayaletlere inanmak artık acı verir bana. Bir eziyet olur iyileşene. Artık bana acı verir ve beni küçük düşürür. Böyle söylüyorum öte dünyacılara. Acı ve yeteneksizlik. Buydu tüm öte dünyacıları yaratan. Ve mutluluğun o kısa cinneti sadece en çok acı çekenlerin yaşadığı. Bir sıçrayışta, bir ölüm sıçrayışıyla sona ulaşmak isteyen yorgunluk. Yoksul ve cahil bir yorgunluk. Daha fazlasını istemek bile istemeyen. O yarattı tüm tanrıları ve öte dünyaları. İnanın bana kardeşlerim, bedendi bedenden ümidi kesen. Baştan çıkmış tinin parmaklarıyla yokladı son duvarları. İnanın bana kardeşlerim, bedendi yeryüzünden ümidi kesen. Varlığın karnının kendisine seslendiğini duydu. Bunun üzerine başını son duvarlardan öteye uzatmak istedi. Sadece başını değil, öbür dünyaya geçmek istedi. Ne ki insanlardan iyi gizlenmiştir öbür dünya. İnsansızlaştırılmış ve insanlıktan çıkarılmış. Göksel bir hiç olan o dünya ve varlığın karnı asla konuşmaz insanla. Meğer ki kendisi de insan olmaya. Sahiden güçtür tüm varlığı kanıtlamak ve güçtür onu konuşturmak. Söyleyin bana kardeşlerim, tüm şeylerin en harikası zaten en iyi kanıtlanmış olan değil midir? Evet. Kendi içindeki çelişkisi ve karışıklığıyla da bu bendir. Kendi varlığından hala en dürüst söz eden, yaratan, isteyen, değer biçen ben. Tüm şeylerin ölçütü ve değeri olan ben. Ve bu en dürüst varlık, ben bu konuşur bedenden ve hala bedeni ister. Şiir yazdığında, hayal kurduğunda ve kırık kanatlarını çırptığında bile. Hep daha dürüstçe konuşmayı öğrenir bu ben. Ve öğrendikçe daha çok sözcük bulup saygı duyar bedene ve yeryüzüne. Yeni bir gurur öğretti bana benim. Onu öğretiyorum insanlara. Kafasını göksel şeylerin kumuna artık gömmemeyi, aksine
yeryüzüne anlam veren bu yeryüzü kafasını özgürce taşımayı. Yeni bir istem öğretiyorum insanlara. İnsanın körlemesine yürüdüğü bu yolu istemeyi, onu uygun görmeyi, hastalar ve ölüm döşeğindekiler gibi ondan kaçmaya çalışmamayı. Hastalar ve ölüm döşeğindekilerdi bedeni ve yeryüzünü aşağılayanlar. Göksel olanı ve kurtarıcı kan damlasını icat ettiler. Ama bu tatlı ve keder verici zehirleri de bedenden ve yeryüzünden almışlardı. Sefilliklerinden kaçmak istiyorlardı ve yıldızlar onlara çok uzaktı. İç çektiler bu yüzden. Ah, göksel yollar olsa da usulca yaklaşsak başka bir varlığa ve mutluluğa. Bunun üzerine icat ettiler hilelerini ve kanlı içkiciklerini. Böylece kendi bedenlerinden ve yeryüzünden uzaklaştıklarını zannediyorlardı bundan körler. Peki kime borçluydular? Başka alemlere gitmelerinin acısını ve sevincini? Bedenlerine ve bu yeryüzüne. Yumuşak davranır Zerdüşt hastalara. Sahiden öfkelenmez onların teselli bulma usullerine ve nankörlüklerine. Şifa bulsunlar ve dertlerinin üstesinden gelsinler. Kendilerine daha yüce bir beden yaratsınlar. İyileşmekte olana da öfkelenmez Zerdüşt. Kuruntusuna sevecenlikle bakar ve gece yarısında tanrısının mezarına usulca yaklaşırsa o, ama onun gözyaşları da hastalıktır ve hasta bedendir hala benim gözümde. Edebiyat yapanların ve tanrı düşkünlerinin arasında çok sayıda hastalıklı kişi olmuştur her zaman. Öfkeyle nefret ederler, idrak edenden ve erdemlerin dürüstlük denilen en yenisinden. Hep geriye, karanlık zamanlara bakarlar. O zamanlar gerçekten kuruntu ve inanç bambaşka bir şeydi doğrusu. Aklın çılgınlığı Tanrı'ya benzemekti ve kuşku duymak günahtı. Çok iyi tanırım bu Tanrı'ya benzeyenleri. Kendilerine inanılmasını isterler ve kuşku duymanın günah olmasını. Kendilerinin de en fazla neye inandıklarını çok iyi bilirim. Gerçekten öte dünyalara ve kurtarıcı kan damlalarına inanmaz onlar. En çok bedene inanırlar onlar da. Kendi bedenleri kendinde şeydir onların gözünde. Ne ki bedenleri hastalıklı bir şeydir onların gözünde ve kurtarılmayı çok isterler ondan. Bu yüzden ölüm vaazlarına kulak verirler. Kendileri de öte dünyaları vaaz ederler. Kardeşlerim, sağlıklı bedenin sesini dinlemeyi yeğleyin. Daha dürüst ve daha duru bir sestir bu. Sağlıklı beden daha dürüst ve daha duru konuşur kusursuzu ve dimdik olan ve yeryüzünün anlamından söz eder. Böyle buyurdu Zerdüşt. Bedeni aşağılayanlar üzerine. Bir çift sözüm var bedeni aşağılayanlara. Ne yeni bir şey öğrensinler, ne de yeni bir şey öğretsinler. Sadece kendi bedenlerine hoşça kal desinler ve böylece sussunlar. Bedenim ben, hem de ruh. Böyle konuşur çocuk. Neden çocuklar gibi konuşmayalım ki? Ama uyanmış, bilen kişi der ki, bütünüyle bedenim ben. Başka hiçbir şey değilim onun dışında. Ruh da bedendeki bir şeye verilen addır sadece. Beden büyük bir akıldır. Tek bir duygusu olan bir çoğulluktur. Bir savaş ve bir barıştır. Bir sürü ve bir çobandır. Senin küçük aklın da bedeninin aletidir. Kardeşim, şu senin tin dediğin, senin büyük aklının küçük bir aleti ve oyuncağıdır. Ben diyorsun ve gurur duyuyorsun bu sözcükten. İnanmak istemeyeceksin ama senin bedenin ve onun büyük aklı daha büyüktür oysa. O ben demez ama beni oluşturur. Duyunun hissettiğinin ve tinin idrak ettiğinin kendi içinde sonu yoktur asla. Ama duyu ve tin her şeyin onlarda sona erdiğine ikna etmek isterler seni. Bu kadar kibirlidir onlar. Duyu ve tin alettir, oyuncaktır. Onların ardındaysa benlik vardır. Benlik bilincin gözleriyle de arar, tinin kulaklarıyla da duyar. Benlik hep kulak kesilir ve arar, karşılaştırır, zapt eder, fetheder, yıkar, egemen olur ve bene de egemendir.
Düşüncelerinin ve duygularının ardında güçlü bir buyurgan, bilinmeyen bir bilge vardır kardeşim. Benlik denir ona. Senin bedeninde yaşar o. Senin bedenindir o. Bedeninde senin en büyük bilgeliğinden daha çok akıl vardır. Kim bilebilir ki en büyük bilgeliğin niçin gerektiğini bedenine? Benliğin gülüp geçer benine ve onun gururlu sıçrayışlarına. Ne önemi var ki düşüncenin sıçrayışlarının ve uçuşlarının benim için? Der kendi kendine. Amacıma giden birer dolambaçlı yol bunlar. Benim dizginlerini tutan ve onun kavramlarını kulağına fısıldayan benim. Benlik der ki bana, burada acı duy. Bunun üzerine ben acı çeker ve acıdan nasıl kurtulacağını düşünür. Ve tam da bu nedenle düşünmesi gereklidir. Benlik der ki bana, burada haz duy. Bunun üzerine ben sevinir ve nasıl sık sık sevinebileceğini düşünür. Ve tam da bu nedenle düşünmesi gereklidir. Bir çift sözüm var bedeni aşağılayanlara. Aşağılamaları saygılarındandır. Saygıyı ve aşağılamayı ve değeri ve istemi yaratan nedir? Yaratıcı benlik saygıyı ve aşağılamayı yarattı kendisi için. Hazzı ve acıyı yarattı. Yaratıcı beden istemine bir el olarak ruhu yarattı kendisine. Budalalığınızla ve aşağılamalarınızla bile kendi benliğinize hizmet ediyorsunuz siz bedeni aşağılayanlar. Diyorum ki size, benliğiniz ölmek istiyor ve yaşama sırt çeviriyor. En çok istediği şeyi yapabilecek halde değil artık. Kendinden öte bir şey yaratmak. En çok bunu istiyor. Budur onun tüm tutkusu. Oysa çok geç kaldı artık bunun için. Bu yüzden benliğiniz yok olmak istiyor sizin. Ey bedeni aşağılayanlar. Yok olmak istiyor benliğiniz. Ve bu yüzden bedeni aşağılıyorsunuz siz. Çünkü artık kendinizden öte bir şey yaratacak halde değilsiniz. İşte bu yüzden yaşama ve yeryüzüne öfkeleniyorsunuz şimdi. Haset dolu, bilinç dışı bir kıskançlık var aşağılamanızın şaşıp bakışlarında. Ben sizin yolunuzdan yürümüyorum. Ey bedeni aşağılayanlar! Siz benim için üst insana giden köprü değilsiniz. Böyle buyurdu Zerdüşt. Hazlar ve tutkular üzerine. Kardeşim, bir erdemin varsa ve o senin erdeminse, hiç kimseyle paylaşmazsın bu erdemi. Gerçekten ona adıyla hitap etmek ve okşamak istersin. Onun kulaklarını çekmek ve onunla oyalanmak istersin. Bak hele, şimdi onun adını halkla paylaşıyorsun ve erdeminle halk ve sürü oldun sen de. Daha iyi yapmış olurdun. Dile getirilmezdir ve atsızdır. Ruhuma acı ve hoşluk veren, üstelik yüreğimin açlığını çektiği şey deseydin. Erdem'in adların mahremiyetinden daha yüce olsun. Ondan söz etmen gerektiğinde dilinin dolaşmasından utanma. Böylece ağzında şunları gevele. Bu benim iyim. Bunu seviyorum. Bu tam da böyle. Benim hoşuma gidiyor. Sadece böyle istiyorum iyiyi. Bir tanrı buyruğu olarak istemiyorum onu. İnsanların koyduğu bir yasa ve bir zorunluluk olarak da istemiyorum. Yol gösterici olmasın bana yeryüzünün ötesi ve cennet için. Yeryüzüne ait bir erdemdir benim sevdiğim. Çok az kurnazlık vardır onda. Ortak akılsa daha da az. Ama bu kuş bende yaptı yuvasını. Bu yüzden seviyor ve bağrıma basıyorum onu. Şimdi altın yumurtalarına kuluçkaya yatıyor bende. Böyle gevelemelisin ve övmelisin erdemini. Eskiden tutkuların vardı ve kötü derdin onlara. Ama şimdi sadece erdemlerin var. Onlar senin tutkularından doğdu. En yüce hedefini bu tutkuların bağrında filizlendirdin. Onlar senin erdemlerin ve sevinçlerin oldu. Ve ister ansızın öfkelenenlerden ol, ister şehvetlilerden, istersen de bağnazlardan ya da intikam düşkünlerinden ol. Sonunda tüm tutkuların erdemlere dönüşecek. Tüm şeytanların da meleklere.
Eskiden mahzeninde vahşi köpeklerin vardı. Ama sonunda kuşlara ve sevimli şarkıcı kızlara dönüştüler. Zehirlerinden hazırlardın merhemini, sağırdın keder ineğini. Şimdi içiyorsun onun memelerinin tatlı sütünü. Ve artık bundan böyle kötü bir şey dolmayacak senden. Senin erdemlerinin çatışmasından doğan kötüden öte. Kardeşim, şansın varsa tek bir erdemin olur. Daha fazlası değil. Böylece daha kolay geçersin köprüden. Ayırt edicidir çok sayıda erdeme sahip olmak ama zorlu bir kaderdir de. Ve kimileri erdemlerin savaşı ve savaş meydanı olmaktan usandıkları için çölleri vurup öldürdüler kendilerini. Kardeşim, savaş ve çarpışmak kötü müdür? Ama zorunludur bu kötü. Zorunludur erdemlerin arasındaki bu kıskançlık, güvensizlik ve iftira. Bak, erdemlerinden her biri nasıl da en yüksektekini arzuluyor. Senin tüm ruhunu istiyor. Onun habercisi olsun diye öfkedeki, nefretteki ve aşktaki tüm gücünü istiyor. Her bir erdem bir diğerini kıskanır ve kıskançlık korkunç bir şeydir. Erdemler de mahvolabilir kıskançlık yüzünden. Kıskançlık ateşinin ortasında kalan sonunda kendine yöneltir zehirli iğnesini. Tıpkı bir akrep gibi. Ah kardeşim, hiç görmedin mi şimdiye kadar bir erdemin kendi kendine iftira edip iğnesini kendine batırdığını? İnsan aşılması gereken bir şeydir. İşte bu yüzden erdemlerini sevmelisin. Çünkü onlarda yok olacaksın. Böyle buyurdu Zerdüşt.